Anneciğim bak, nenenin elini bırakma, tamam mı? Ve bir şeyler şey yapma. Ne ki söyledim, onu alın. Pazara gidiyorlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçi günaydın mı kaldı? Saat 12 oldu. Ben hiçbir şey yapamadım. Allah bilir, şu an kuzenim yoldadır yani. Amcamın kızı, dün söyledim ya gelecek diye. Hava bugün o kadar net, o kadar güzel, temiz ki rüzgar da var. Bakar mısınız? Bir tane bile bulut yok. Ama çok güzel, güneşli. Şimdi ben hemen kahvaltımızı yaptık. Şahin işlerini halletmeye gitti. Annemle Yaren zaten gördünüz, pazara çıktılar. Ben de evin işlerini halledeyim. Ondan sonra şu çamaşırları toparlarım. Ev darma duman. Ama yapılır. Bir şey olmaz. Şimdi şu mutfağa bir geçeyim. Yıkanacak çamaşırlarım var. Onları atayım. Daha sonra... Efendim annem. Bugün çok iyiyim. Dün bayağı bir nane, limon, sonra şu nedir onun adı? Şu reçelden 2-3 bardak böyle çayla içtim. İlaç aldım, şey yaptım. Şu an çok çok iyiyim. Hiçbir şeyim neredeyse kalmadı ama yine de dikkat ediyorum. Çocuğun yanına fazla yaklaşmıyorum. Sabah yumurtalı ekmek yaptım. Bir de Şahin'e kıymalı yumurta yaptım. Ama yine de fazla yenmedim. Hadi bakalım şuraları bir toparlayayım. Annem inşallah kapıya biberi söyledim. İnşallah unutmaz. Şunun için lazım. Bunu bir halledeyim. Daha sonra şunu da... Dün bu sıcak tutmamıştı ama bugün çok güzel. Gece 11'de doldurdum ve şu an hala böyle kaynar. O yüzden ağzını açık bıraktım ki biraz ılısın. Çünkü Mira Hanım bazen beklemiyor. Hemen ağlamaya geçiyor. Neyse arkadaşlarım. Daha yatağımı bile toparlamadım bakın. Miniğim de orada. Birazcık oyalansın. Ben şu mutfak bölümünü bir halledelim. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many once, said it so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.
You have no answers in love. Don't know without you, how will I survive? Benim kızım teyzeleri büyümüş de alışveriş yapmış, evine de gelmiş. Kim yaptı bu alışverişi? Ben. Aferin kızıma. Kapıya biber. Evet. Kapıya domates. Biber almış. Salatalık almış. Domates maydanoz. Almış. Maydanoz. Maydanoz almış. Evet. Havuç ama almış. Ama ben verdim. Uy kurban olur. Üzüm almış. Elma almış gelmiş. Ya ya. Evet, salatalıklar kocaman. Niye acaba böyle? İyi iyi. Neyse. Hadi bakalım şimdi. Ben de şuralara... Tamam kızım. Şuraları toparladım. Makineye açtım. Yıkanıyor. Şunları şimdi kurulayacağım. Hemen şu salatanın etini falan kavuracağım. Onu ayarlayayım. Ondan sonra da annem de Miray'a bakıyor. Kızım yıkamadan niye yiyorsun salatalığı? Yıka kızım. Bir evi süpürürüm hemen. Acil işlerimin arasında onlar. Hadi bakalım. Haydi. Yakansın, yakamamış. Yıka da annem de şöyle Emirhan'a, Amirhan'a yani. 3 tane atlet almış. Neyma. Nerede gösteriyordular? Hangi sumka? Keçe ki var he? Açalım. Ay. 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 Sen gece uyumuyorsun, insanı rahatsız ediyorsun. Biliyor musun sen? Biliyor musun kız sen onu? Senin haberin var mı? Haberin var mı senin Mira? Mira, yaramaz Mira. Kızım, ha? Pazar demek alışveriş yaptın da geldin. Ya, ne? Kapıya. Kapıya biber, meydanoz. Ramakovka yazabı. Ben avuç. Dedim kesin acına annem bir şeyler unutup gelecek. Kızım. Ütme kızım. Üzülür anne sonra kızım. Annenin gözü, annenin gözü, babanın gözü, babanın gözü. Sen şu sabah mı gidin Selim'e kala bile? Zavtra, sırada. Şey tencerenin de üstünü o kadar titredim ki ikisinin de lakı töküldü. Gene de koymuşum maşunka. Gene de kırarsın onlara lakını. Maşunka da tökülür mü lan? Bir kere yaka. Tencere kurban olsun abi. Tencere kıza kurban olsun. Tencere bu kıza. Hele bu kız köçende neler alacak hele tanıştın. Lakını verdi.
İki tane kese. Sonra bir tane hamur yoğurayım. Sürek git. Benim o kızımı tamam da benim büyük kızımı. Büyük kızım bir tane küçük küçük katacağım. Abo. Güzel dişleyende o da. Halime, Halime. Halime? Halime kızım. Kızım sen dur anası. Hele abi kızıma neler var sayın bak. Lakli vidre. İki tane hamur yuguran tabak. Onun yengesi alır ona. Yengesi kimdir onun de. Sana hamur. Kimdir onun yengesi? Sonra sana gene ne alacaksın? Ma. Okla bir. Bir tane sufra. Şöyle sen. İşte geleyim ne desin. Bu kızın nesil nenesi. Düşünceli nenesi var. Hiç oblağı yeter. Ma. Yengesi kimdir onun? Selime kalın. Kimin kızım? Öyle değil mi kızım? Size burada yenge menge yok. Olsun bizi yaratır o yenge. Mehmet kızım. Ooo Feride ne oldu pampersi tu. Ooo iyi. Tamam ha etsin de. Pampersi mi dur? Ulubaytsa diye. Sen neye bile tiktir gitmeyiz diye. Ama süper süper. Valla geçecek onu ben beğendim. Ya ya. Bakayım da bir tane alayım. Nereden alıyorsun? Buralarda yok ki. Nereden alıyorsun? Antalya'dan. Pupir dupir. Alone.
is broken and one is weak. Because I have seen you fall apart, I have no rules or part to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, but don't overtake it. If you leave it behind, someone will break it. I left you my heart, what did you do? You used it and abused it. You left me all shot and sad. Was my love untrue? Was it that bad? You have no answers in life. Don't know without you, how will I survive? Hayaller ve gerçekler. Gördüğünüz gibi evim darma duman. Size söylemiştim amcamın kızı gelecek diye. Geçmiş olsuna. Kayınvalidesiyle beraber gelmişlerdi sağ olsunlar. Kaçtı? Saat 5 miydi neydi? Onlar gittiler. Ve şu an bir sessizlik daha var. Ve bu sessizliğe artık böyle iki kızımla alışmam gerekiyor. Çünkü kışımız galiba böyle geçecek. Evet, Osman'ın arabası kaldı ama onu biz daha sonra vereceğiz değil mi kızım? Evet, gelince Osman. Evet, şimdi Şahin annemi teyzeme götürdü. Çünkü annemin gitmesine birkaç gün, 4 gün diyelim. Çünkü 5. gün gidiyor, ayın 5'inde gidiyor.
Bugün teyzeme gitti. Yarın kuzenleri falan geleceklermiş. O yüzden hep beraber orada olurlar dedi. Yarın akşam artık annem tekrar eve gelir. Ben de iki kızımla böyle vakit geçiriyordum ki buralar böyle kaldı. Ne diyorsun kız? Şimdi buraları güzelce toparlayacağım. Mira'nın karnını doyurdum. Altını temizleyeceğim. Ve onu artık yavaş yavaş uyku moduna geçireceğiz. Kızım bir saniye. Ondan sonra bulaşıkları yarısını makineye dizdim. Elimde yıkanacakları yıkadım. Şöyle şunlar şimdi kurulanacak şey olacak. Onları kaldıracağım. Şu dur kızım dur. Şu sandalyeyi şimdi götürüp çöpünü oraya koyacağım. Artık kırıldı zaten şey de değil. Şurada bu kız yine neler getirmiş ya. Bir sürü bir şeyler getirmiş. Çikolatadır, ıvırdır zıvırdır. Ve şunu sevdiğimi biliyor. Bunu da deli kız almış yine gelmiş. Daha sonra hediyelerini de gösteririm. Şimdi odam da aynı şekilde darma duman. Ne oldu? Benim kızımı teyzoşları çok özlemiş ama. Anne, bana bir yeri bak. Benim kızımı çok özlemiş teyzoşları. Merhaba ben Mira de. Merhaba ben Mira. Hadi. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de Mira. Hadi bakalım. Al çirkin emziğini. Evet. Bugün Mira'mız daha iyi. Yani çok şükür. Gitgide daha da iyi oluyoruz. Teyzoşları. Kilotlu çorabını yerim senin. Yerim senin bu kilotlu çorabını. Hele bu çoraplarına aşığım aşık. Aşığım sana. Çok tatlı anne değil çok mi? Çok tatlı bu kız ya maşallah. Bin kere maşallah benim kızım. Ben bunu çok kızıma seviyorum. Bunu bakırda. Evet. Büyünce diğer bakırda götüreceğim onu. Allah Allah. Evet. Sen benden izin aldın mı? Yok yok. Şimdi diğer bakıra götürürüm. Başka? Her yere götürürüm şimdi. Allah Allah. Allah. Allah'ım sizi ayırmasın. Benim güzel kızlarım. Yani korkunca büyüyünce korkacağım ben. Sen kardeşinin yanında her zaman kardeşinin yanında olacaksın. Tamam mı kızım? Ha. Tamam mı kızım? Piti piti. Kardeşim. Dur dur kızım. Şunu açarsın tamam mı? Yani durumumuz çok iyi, çok şükür. Gitgide daha da iyi oluyoruz. Doktor amcamızın sayesinde. Rabbimin izniyle. Saniye nene gitti yani. Ne söyleyeceksin? Dur, dur emziği düştü bizim güzel kızın. Ne oldu anneciğim? Evet, senin artık uyku saatin geldi ama bici bici yapacağız. Bici evet, bici yapmamız gerekiyor. Bici bici yapmam lazım anne. Dur kızım, dur. Dur kızım, rahat bırak bir tane. Dur, dur bakayım yatacak mı? Dur, dur bakayım bir tane. Dur. Tamam tamam. Ben şarkı istiyorum. Şarkıyı da açalım. Benim bu. Tontin! Tontin! Lokumum benim lokum. Anneciğim bak dikkat et o arabayı çevirme sakın tamam mı? Hadi biraz daha oyalansın. Şu oyuncaklarını toplar mısın lütfen hanımefendi? Zaten bir ton işim var. Artık böyle yavaş yavaş kendimi adapte etmem lazım. İki kızımla. Anne anne burada. Ne kuzum ne? Mira. Miroş neyse ben bir Mira uyutayım ondan sonra görüşürüz. Mira. Lokum. 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 Maşallah kızıma benim. Maşallah benim güzel kızıma. Çirkin kızıma maşallah. Maşallah güzel kızıma benim. Miroş. Miroş. Hı. Hı kızım benim. Hadi şöyle kapatalım. Mira. Anne kapısını nereye koyayım? Çirkin. Çirkin. Çirkin çirkin çirkin. Nereye koymak istiyorsan oraya koy bir tane. Tamam. Hadi bakalım hadi. Kızım nereye istiyorsan diyorum ya. Evet onlar pis kokuyor çünkü. Götürmüş bir de bardağı doldurmuşsun anneciğim ya. Anne kovaya doldursan ne dersin? Hı? Kovaya doldurayım mı? Çekin. Lokum. Lokum. İnanır mısınız biz daha evde hiçbir şey yapmadık. Yani en son size nasıl çektiysem ortalık nasıl darma dumansa hala öyle. Bu kız uyumadı.
Saatlerimiz 9'u çeyrek geçiyor. En son çare. Yıkadık. Mis gibi oldum. Teyzeler. Mis gibi oldum. Şimdi annem beni yatılacak. Değil mi kız? Kızım, dünyaya küsmüş bir halim var ya. Ne oldu, hayırdır? Kim küstürdü ya? Ya kim küstürdü benim balımı ya? Balım. Balım. Aşkım. Aşkım. Çiçek gol yaptık. Şimdi Luisa'yı ıskatacak. Yani insanların ayağına batar ya. Evet. Yaren, Mira uyuyalı saatler oldu. Sen niye uyumuyorsun acaba? Saatlerimiz biri geçiyor. Babamız gitti büyük evde. Başım ağrıyor. Kapat kızım. Kızım kapatır mısın? Hadi yatağa, hadi. Hadi, hadi kızım yatağa, hadi. O telefonu bırak artık. Yemin ederim elinden alacağım o telefonu. Yeter kızım ya. Anne. Saate bak anneciğim ya. Kızmıyorum sana. Kızmayayım diyorum. Olmuyor. Kızıyorum. Olmuyor. Ne yapmam gerekiyor acaba Yare? Söyle bir tane. Küçüklüğümde de kızmıştım ben. Hatırladın mı? Ne bir daha? Şeker buraya koymuştum. Ne yapmıştım ben sana? Şeker buraya koymadım mı kek? Geçen sene. Ha, şekeri koydum evet başka. Hadi kızım bak gözlerimden uyku akıyor. Bak birazdan o kardeşin uyanacak. Instagram'da Mira'yı paylaştığım zaman işte birkaç yorum aldım. Abla o YouTube'daki yazan yorumlara inatma artık Mira'yı paylaşıyorsun diye. Kesinlikle alakası yok. Tamam git geliyorum hadi koş. Bak teyzoşlara bir şey söyleyeyim geliyorum. Kesinlikle alakası yok. Yani ben zaten Mira'yı artık hiç göstermeyeceğim diye bir şey söylememiştim. Veya işte göstereceğim diye bir şey söylememiştim. Çocuk sadece öyle bir ameliyat geçirdi. Yani bazı insanların deyimi gibi kolayı basiti ameliyatın yoktur. Bunu herkes iyi biliyor. Sonuçta yani yarım saatlik olsa da, 5 saatlik olsa da, işte 1 saatlik olsa da yani bıçak altına yatıyorsun. O orada bir şeyim var yani. Yani olur da hani diyorlar ya ay aman çok basit bir ameliyat işte bir yarım saat sürüyor ama insan bazen ondan hayatını kaybedebiliyor. Ben o nedenle birkaç gün böyle iyice kendisini toparlayana kadar yüzünü kapattım, şey yaptım ki zaten Instagram'dan beni takip edenler biliyorlar. Mira orada vardı. Ha, ben paylaşmamıştım ama doktorumuz paylaşmıştı ki zaten sonra ben de artık yavaş yavaş şey yaptım. Çünkü yani kimseden sakladığımız bir şey yok arkadaşlar. Sadece işte bir şey geçirdi çocuk. Onun tamamen böyle toparlanmasını bekliyordum. Çok şükür bugün artık yavaş yavaş. Bundan sonra zaten sürekli yani biliyorsunuz günlük vlog çekiyorum. Ve iki kızım da hayatımda yani sadece ben ve kızlarım genelde oluyor. Ki bundan sonra da inşallah hep böyle olacak. Yani demem o ki yani bir şey kimseden işte sakladığım için saklamadım veya işte karşılığı bu müdür falan filan. Tabii onlar da çok, herkese bu arada teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için bayağı bir desteklediniz, şey yaptınız. Birçoğunuz Feride kesinlikle çocuğu gösterme falan dedim. Evet haklısınız. Ama dediğim gibi yani çok şükür şu an durumu iyi. Rabbim kötü gözlerden, kötü şeylerden korusun. Hiçbir çocuğun ayağına taş değdirmesin inşallah. Şu an durumumuz iyi arkadaşlar. Bunu tabii ki ben birçoğunuza borçluyum.
Ha, şu an o arkadaşların deyimiyle ben Mira'yı kesinlikle bugün onlar için göstermedim. Kesinlikle ve kesinlikle. Zaten o arkadaşlar yani gerçekten kanaldan yani takibi bıraksalar, takip etmeseler inanın daha mutlu. Yani sadece ben değil hepimiz mutlu oluruz. Sonuçta yorum yani herkesin şeyini mesela bir yorum geliyor. İster istemez siz de buna dahil oluyorsunuz, cevap veriyorsunuz. İster istemez sizin de modunuz düşüyor. Yani o arkadaşlar bu kanalda olmasa daha iyi olur. Yani onlar için kesinlikle şey yapmadım. Miram'ın hayata tutunması tabii ki önce Rabbimin şeyiyle, daha sonra doktorlarımızın, daha sonra sizlerin, işte herkes bir oldu, tek yürek oldu. Biliyorum ki çok güzel içten dua ettiniz. Yasin okuduğunuz, işte ne bileyim, her şey yani böyle içten gelerek bunu yaptınız ve ben bunu size gerçekten borçluyum yani. Onların deyimiyle aman işte bu mu karşılığı, bu mu teşekkür, öyle bir şey yok. Ben sadece sizi ailemden birisi gördüğüm için, Mira'yı öyle, durumu da iyi olduğu için. Şimdi siz de biliyorum merak ediyorsunuz. Her ne kadar da işte Feride bana vize gösterme, Feride işte çocuğu gösterme deseniz de biliyorum ki merak ediyorsunuz. Özlemişsiniz de, görmek de istiyordunuz. Yani istiyorsunuz. O yüzden yani ben bütün kalbimle, içimde küçücük şu kadarcık bir fesatlık yok. Hani Rabbim herkesin kalbine göre versin arkadaşlar. Yani bana da öyle, herkese öyle. Yani kimin nasıl içi şeyse Allah biliyor. O yüzden biliyorum ki siz de özlemiştiniz, şey yapmıştınız. Yavaş yavaş artık Miroş'um da videolara dahil olacaktır. Zaten kontrol eve gideceğiz. Bakalım inşallah her şey yolundadır. Ki yolundadır diye düşünüyorum. Çünkü durumundan fark edebiliyorum. Öyle yani. Diyeceklerim bu kadar. Yani oturdum ama bayağı da konuştum yine. Annem gitti. Yarın büyük ihtimal getiririz. Gideyim dedi. İşte orada da kalayım. Yakında gideceğim dedi. Kayınvalidemler gelir. İşte cumartesi sabah gelirler. Pazar akşamı da annem gidiyor. İşte pazar öğlen falan Şahin götürür. Halamlara bırakır veya işte direkt havaalanına götür, bilmiyorum. Büyük ihtimalle halamlara götürür öyle. Bu kadarcık. Neyse ben şimdi kalkayım. Hazır Mira uyuyorken gideyim biraz dinleneyim. Çünkü bana öyle geliyor ki 1 saat, 2 saat sonra bu kız kalkacak. Sonra goodbye uyku. Ama artık alışmışım. Kaç gün? 4. Bugün 4 mü? 3 mü? Kaç gece oldu çıkalı ya? Sanki böyle şey, sürekli yanındayım ve hiçbir şekilde uyku gözüme şey gelmiyor yani, böyle uykusuzluk diye bir şey yapmıyorum. Yeter ki iyi olsun. Anam kolum koptu resmen. Hadi bakalım gideyim diğer kızı da uyutayım. Ondan sonra da yatış. Şurama ne olmuş? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mira'yı gösterdim diye kızmayın lütfen. Biliyorum birçoğunuz kızacaksınız. İşte neden dinlemedin? Neden gösterdin? İşte onların lafına uymuş oldun. İşte onların lafına geldin. Belki diyenler olacaktır. Özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Ama dediğim gibi onlar için, kesinlikle onlar için değil. Biliyorum ki sizler de özlediniz. Sizler de görmek istiyorsunuz. Her ne kadar Feride gösterme, Feride doğru yapıyorsun, yapma, etme deseniz de biliyorum ki Mira'yı hepiniz özlediniz. Çünkü alışmıştınız. Zaten hikayemizde başından beri böyle biraz şey olduğu için, işte ne bileyim, hamilelikte sıkıntılar yaşadık. Hep beraber bunu yaşadık. Doğumda da aynı şekilde benimle ağladınız, benimle güldünüz. Hamileyken de aynı şekilde iş yapma, yat, dinlen diyordunuz sürekli. Yani sürekli benimleydiniz. İyi günümde, kötü günümde. Miram ameliyattayken bile yanımdaydınız. Miram ameliyattan çıktı, yanımdaydınız. Yani her şeyde benim yanımdaydınız ve siz de şu an mesela Mira'yı görmeyi gerçekten hak ediyorsunuz. Yani bunu birçoğunlukla işte size de borçluyum. Allah herkesten razı olsun. Bunu sanmayın ki böyle. Mesela geçen biri yazmış ki
işte herkese teşekkür ediyorsun, Allah razı olsun diyorsun ama bunu içten söylemiyorsun demişler. Demiş. Eğer şu kadarcık içimde fesatlık, kötü bir şey ya da böyle sahte ya da böyle yapmacıktan söylüyorsam, dediğim gibi Allah herkesin kalbine göre versin arkadaşlar. Şu kadarcık bir şeyi yok. Gerçekten ben bütün kalbimle sizlere teşekkür ediyorum. Allah gerçekten hepinizden razı olsun. Yani kiminin duası kabul, kimin duası kabul olur hiç bilinmez arkadaşlar. O yüzden biliyorum ki bunun da çok, yani tabii ki mesela önce Allah'ın, Rabbimin takdiri, daha sonra işte Allah doktorlarımızdan da razı olsun. Özellikle Çağrı hocamla. Hocam olur da tesadüfen izliyorsan çok çok teşekkür ederiz. Allah sizden de razı olsun. Başarılarınız daim olsun inşallah. İnşallah böyle nice anneler babalar yüzleri güler, bebişler hayata tutunur. Onların sayesinde işte biz de böyle mutlu oluyoruz. Ve tabii ki sevenlerimizin sayesinde. Çünkü o gün gerçekten ben bir kez, yani daha buna emin oldum ki kesinlikle kan bağına gerek yokmuş. Kesinlikle birbirini tanımaya gerek yokmuş. Dünyanın her tarafından, yani size saysam sayamam şu an nerelerden yazdılar ettiler. O yüzden herkesten Allah razı olsun. Bunu gerçekten ben içten söylüyorum arkadaşlar. Yani benim ailem oldunuz. Bu süreçte ben gerçekten insanların gerçek yüzünü de gördüm, sahte yüzünü de gördüm. Yani bu süreç bana çok çoğu şeyi... Geliyorum anneciğim. Bu süreç çok şükür, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Telefonu şarjı bitmiş. Bu süreç bana çoğu şeyi öğretti biliyor musunuz? Yani geliyorum kızım. Yani herkesin, yani iyi kötü kimin nasıl bir şeyde olduğunu iyi kötü gördüm. Bu da bir işte Rabbim, bir sınavdan geçiyoruz. Süre geçtik çok şükür. Rabbim kaldıramayacağımız yükü vermesin. Rabbim hiçbir anneyi babayı evladıyla sınamasın. Geliyorum bir tanem. Sen gözünü kapat yat, ben geliyorum. Yani öyle. Neyse, kapatıyordum. Yine devam ettim. Zaten telefonun şarjı bitti. Şimdi Yaren ağlamaya başlayacak. Ta ki ben yanına gidene kadar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben bu kanalı açmışım. İyi ki benim ailem olmuşsunuz. Hepinizden Allah razı olsun.